Hale dümdüz ilerler, atlar lediye atlar, küller çapraz koşarlar, vezir ise her yana, piyonu da unutma. Hale dümdüz ilerler, atlar lediye atlar, küller çapraz koşarlar, vezir ise her yana, piyonu da unutma. Merhaba değerli Tempo TV izleyicileri, bir pazar daha sizlerleyiz. Geçtiğimiz hafta biraz satrancın 3 aşamasından bahsetmiştik. Açılış, oyun ortası ve oyun sonu şeklinde. Yavaş yavaş açılışlar konusuna girelim. Açılışları bir tanıyalım. Ondan sonra savunma konularına geçiş yaparız. Siyahlarla, şimdi beyazlarla açılışta nasıl oynamamız gerektiği ile ilgili hemen satranç tarihinin en eski açılışı olan İtalyan açılışı. Ve İtalyan açılışını mutlaka yeni başlayan herkesin önce İtalyan açılışını öğrenmesi, sonra diğer açılışlara geçmesi çok yararlı olacaktır. Ondan sonra oynanacak olan açılışlar, işte İspanyol açılışı var. İtalyan açılışından sonra hemen geçiş yapılması gereken açılışlardan birisi bir Evans Gambit olabilir. Ya da İtalyan açılışının çok değişik varyantları var. O varyantlara giriş yapalım. İtalyan açılışı arkadaşlar E4, E5, at F3, at C6, fil C4, at F6 ve burada dikkat, eğer rakip at F6 oynarsa işte beyaz oyuncunun oynaması gereken hamle D3 sürüşü. Neden? Daha önce de bu konuyu bahsettim. Siyah oyuncu beyazın merkezdeki piyonuna bir saldırı düzenliyordu. İşte burada açılışta neler oynamamız gerektiğini, bunların sırasını eğer kurallara uygun bir şekilde uygularsak sıkıntı çekmeden açılıştan çıkmış oluruz. Demek ki burada özet olarak şunu söyleyebiliriz. Hemen başa alıyorum ve başladığınız oyuna beyaz olarak başladınız. E4, rakip E5 ile karşılık verdi. Siz gelişime devam ettiniz. At C3, at C6 ile karşılık verdi. Siz filinizi geliştirdiniz. İtalyan açılışı yapmak niyetiyle fil C4 oynadınız. Burada rakibiniz at F6 oynarsa unutmayın D3 sürüyorsunuz. D3 sürüşünden sonra siyah oyuncu fil C5 gelir. Beyaz oyuncu da burada atını geliştirir. At C3 çıkar. Tabii burada çok değişik varyantlar var arkadaşlar. O değişik varyantları biraz şu an o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü burada İtalyan açılışının varyantlarını hepsini tek tek bir gözden geçirmemiz de fayda var. Bu açılışımızın adı da fil C5 devam yolu. Beyaz oyuncu yine E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5 gelirse biraz önce de aynıydı aşağı yukarı görüntü diyenler olacaktır. Hayır arkadaşlar, son derece arasında çok büyük fark var. At F6 oynamıştı. Fil C5 devam yolu bir önceki sessiz İtalyandı. Fil C5 devam yolunda arkadaşlar burada unutmayalım. Eğer rakip fil C5 çıkarsa yapmanız gereken hamle C3 sürüşü. Geçtiğimiz haftadan hatırlayanlar olacaktır. Neden C3 sonra D4 sürüyoruz? İşte İtalyan açılışının detaylarına girdikçe bunların arasındaki farkları görecek, öğrenecek ve kavrayacaksınız. Siyahın karşılığı at F6 gelişim hamlesi. Beyaz şimdi eğer at F6 çıkmasaydı D4 piyonunu sürebilirdik. Ama at F6 çıktı. Gördüğünüz gibi yine merkez piyonuna bir saldırı var. Unutmayın, piyonlar, merkezdeki piyonlar özellikle çok kıymetlidir, çok değerlidir. Çünkü çok basit gibi görünen bir piyon hamlesi gördüğünüz gibi rakibin birçok alanını kontrol ediyor. Kendi alanında da birçok kareyi korumuş oluyor. Dolayısıyla burada
siyah oyuncu buna D6 ile karşılık verir ve artık karşılıklı roklar atılır. Böylece İtalyan açılışında fil C5 devam yolu tamamlanmış olur. Ne kaldı? Oyuna girmedik. Beyazın atı ve fili, siyahın da fili kaldı. Artık bundan sonra açılış tamamlanmıştır. Açılış dediğimizde arkadaşlar, açılış tabii duruma göre değişiyor illaki. 4-5 hamle veya bir açılışın tamamlanması için yaklaşık olarak 8 ila 12 hamle arasında açılış tamamlanır. Ama şu an bizim burada üzerinde durduğumuz 4-5 hamlelik bir durum, bu nedir? Açılışın başlangıç noktası diyebiliriz. Yani temel prensip olarak burada açılışta işte fil C5 devam yolunun tamamlanması için bizim bu hamleler bizim için geçerli olacaktır. Her iki taraf için de geçerli bir durum. Devam edecek olursak burada bu açılışın adı da at F6 arkadaşlar. Neydi? At F6'yı da hatırlayacaksınız. E4, E5'ten sonra at F3, at C6, fil C4, at F6'ydı. İşte burada hemen ne oynayacaksınız? C3 piyonunu süreceksiniz. Fil B4'e gelecek. Şah çekti. Şimdi bu amana şah çekişlere çok dikkat edin. Rakip size şah çekmiş ise mutlaka önce şahınızı bu tehdit altından kurtarmanız lazım. Eğer burada beyaz oyuncu siyah şah çektiği durumda başka bir hamle yapmaya kalkarsa, başka bir hamle yaparsa bu kural dışı olur ve bir satranç oyununda, bir turnuvada iki kural dışı hamle yapan hükmen maçı kaybeder. Onun için son derece önemli. Ne demiştik? Yine hatırlayacaksanız, mutlaka açılıştan sonra nasıl oynamalıyız konusunda bir giriş yaptığımızda tekrar hatırlatalım onu. Rakibin yaptığı son hamleye bak. Neden bu hamleyi yaptı? Acaba benim hangi taşımı tehdit ediyor? Şah mı çekti? Ya da bu hamlenin altında yatan ileriye yönelik bir plan var mı? Elbette ki var. Çünkü her hamlenin bir mantığı, bir amacı, bir hedefi vardır arkadaşlar. Dolayısıyla burada eğer siyah oyuncu bu fil B5 gelince, farkındaysanız filini B5'e gelmiyordu daha önceki açılışlarda. Fil nerede kalıyordu? C5'te kalıyordu. Fil B5 şah. Burada yine aman dikkat, bakın bu durumda rok yapmaya kalkanlar olabilir. Sakın ha. Kesinlikle öncelikle şahı kurtarmamız lazım bu tehdit altından. Beyazın yapması gereken en iyi hamle hem bir gelişim hamlesi hem de fille şahın arasını perdelemiş oluyor. Atıyla kapatmış oluyor. Böylece beyaz şah tehdit altından kurtulmuş olacaktır. Tabii burada daha değişik hamleler de olabilir ama bu hamlenin, yani at F6 devam yolunun, at F6 varyant da deniyor bunlara, at F6 varyantının buradaki hamlesi at C3 ile beyazın karşılık vermesidir. Tabii siyah oyuncu burada eğer alırsa arkadaşlar eşit bir taş değişimi yapmış oluyoruz. Fakat burada değinmediğimiz bir konu var. Şimdiye kadar çok fazla üzerinde durmadık. Piyon yapıları. Şimdi burada dikkat ederseniz beyazın C hattında bir double piyonu, duble piyonu oldu. Duble piyonlar pek tercih edilmez oyunda. Çünkü öndeki piyon arkadaki piyonu tamamen öldürmüştür. Onun gelişimini engellemiştir. Böyle bir double piyon durumu söz konusu olabilir. Fakat bu şu anlamda, şu açıdan çok da fazla önemsenmeyecek bir durum gibi gözüküyor. İşte onun da nedeni bu. Beyaz oyuncu at G5 giderek gözünü nereye dikti? F7'ye dikti.
eğer burada siyah bu hamleyi gözünden kaçırır görmezse ben atı oradan kovalayayım diye böyle bir hamle yaparsa arkadaşlar sizce doğru mu? Değil. Çünkü ne oldu? At çarpı F7 yani at alır F7 ve hem şah hem vezir hem kaleyi tehdit etmiş oldu. Dolayısıyla burada vezirini vermek istemeyen siyah veziri kaçacak ama beyaz oyuncu burada hemen bir kale öne geçmiş olacak. Bu da at F6 devam yoluydu. İki at İtalyan açılışında iki at açılışıdır. İki at açılışı. Beş ayrı açılış vardı bakın dikkat edin. Hepsinin adı İtalyan açılışı ama farklı farklı açılışlar. Şimdi burada yine E4 bu kalıp arkadaşlar değişmez. E4, E5, at F3, at C6, fil C4 bu değişmez. İtalyan açılışının belirleyici hamlesidir bu hamleler. İşte beyaz oyuncu şimdi fil C4 çıkınca İtalyan açılışına girmiş oldu. Bu belirleyici hamle. Siyah at F6 oynadığında ne oynayacağımızı artık biliyoruz burada biz. Fakat bu durumda yine beyaz oyuncu gözünü F7'ye diker. Siyah oyuncu işte burada D5 piyonunu sürerek bir çatal hamlesi yapar. Bir piyon çatalı yapar. Şimdi biraz önce atı buradan kovalamak istemişti. H6 sürerek. Fakat sonuçta kale kaybetmişti. O zaman buradaki doğru hamle, daha mantıklı hamle siyahın D5 sürüşüdür. Beyaz oyuncu E alır D5 yaparsa siyah burada at alır D5 yapamaz. Çünkü at alır D5 yaptığında bu sefer atla fil değişilmiş olacak. Siyahın buradaki amacı, hedefi arkadaşlar atı her ne kadar kenara gitmek kötü desek de zorunlu hallerde bazı durumlarda at kenara gidebilir. Burada atın kenara gitmesinin amacı bu beyazın filine baskı yapmak. Şimdi beyaz bu baskıdan kurtulacak. Ne yaptı? Şah çekerek kurtuldu. Peki bu durumda eğer siyah oyuncu bu şah çekişi görmez de başka bir hamle yaparsa kural dışına girer. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İki kural dışında hükmen maçı kaybedersiniz. Peki böyle bir durum oldu. Ne yapılması gerekiyor? Böyle bir durum olduğunda şimdi siyahın başka bir hamle yaptığını varsayalım ki bilgisayar onu yapmaya izin vermez. Şimdi bu hamleyi yapmaya herhangi bir hamle. Çünkü şah tehdit altındayken hamle yapılamaz. Diyelim ki normal koşullarda siz oynarken böyle oldu. Siyah da şah çekildiğini görmedi başka bir hamle yaptı. O zaman şöyle diyeceksiniz. Eğer arkadaşlar arasında oynuyorsanız arkadaşım bak bu hamle kural dışı bir hamle. İmkansız bir hamle. Çünkü ben şah çektim. Sen benim şah çektiğimi görmedin. Ama sen şah çektiğini söylemedin. Hayır kesinlikle şah çekildiğinde şah çeken taraf şah diye sesli bir şekilde rakibini uyarmaz. Uyarmak zorunda değildir. Çünkü satranç oynayan oyuncu bunu biliyor olması gerekir ve şah çekildiğini görüyor olması gerekir. Eğer bunu görmüyorsa yeterince bu konuda bilgi sahibi değildir. Ve bu konuda yeterince bilgi sahibi olmayan oyuncu bir oyun içerisinde iki kez kural dışı hamle yaptığında hükmen yenilmiş sayılmasının da nedeni bu arkadaşlar. Ha sen demek ki burada yeterince bu konuya hakim değilsin. Sen rakibin ne oynadığını görmüyorsun, bakmadın. İşte onun sonucu olarak da sen maçı hükmen kaybettin. Dikkat edeceğiz bu konulara. Şimdi burada arkadaşlar şah çekildi. Siyahın bir şey yapması lazım. Yapılabilecek şeyi herhalde hemen gördünüz. Diyeceksiniz ki ya hocam ben bu piyonu sürer kapatırım. Çok doğru. Yani başka ne olabilir? Veya ben fili mi sürer kapatırım araya? Fili koyarım. Veziri koyarım diyemezsiniz tabii ki. Değil mi? Orada vezir verilmez.
böyle heyecanla hemen kalkıp veziri falan buraya getirirseniz, o zaman da hemen oyunun başında vezirinizi kaybedersiniz. Bu da hiç olacak bir şey değil. Ve siyah oyuncu C6 hamlesiyle fili oradan uzaklaştırmak istiyor. Hem şah çekişten kurtulmak istiyor. Ama acaba siyahla burada nasıl bir cevap verelim? Siyahın cevabı, beyaz aldıktan sonra siyahın cevabı piyonu almak. Şimdi işte bu noktada arkadaşlar beyazın fili geriye kaçmak zorunda kalacak. Şöyle bir tahtaya baktığımızda, incelediğimizde bu durumda gerçekten siyah oyuncunun merkezde bir piyonu var, atı gelişmiş. Evet, burada bir geri kalmış piyon var, bu iyi değil. Diğer atı da gelişmiş. Artık filini de çıktıktan sonra rok da atacak. Dolayısıyla gelişimi iyidir. Siyah, beyazın gelişimine baktığımızda beyazın bir tane atı var gelişmiş durumda. O zaman burada bu konuya biraz daha dikkatli bakmak gerekir. Bir diğer İtalyan açılışı varyantı arkadaşlar kapalı İtalyan açılışı. Kapalı varyant. Modern, sessiz, kapalı İtalyan. Buradaki yine belirleyici hamlelerimiz neydi? Artık bunu bir kalıp olarak bilmeniz gerekiyor. E4, E5, at F3, at C6, fil C4. O zaman E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5, İtalyan açılışı. Zaten şu an İtalyan açılışına girilmiş oldu beyaz oyuncu fil C4 oynamakla. Siyahın karşılığı, demin biraz önce daha farklı hamleler vardı değil mi? Atını çıkmıştı, filini çıkmıştı. Neden 5 ayrı varyant var? Hepsi birbirinden farklı bunların. Sanki bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Ama yani çok aynı, biraz önce gösterildiğinde işte onunla aynı. Hayır, değil arkadaşlar. Herhangi bir taşın, her iki taraf için de geçerli bu. Şu anki bulunmuş olduğu konumundan farklı bir yerde olması, örneğin bu piyonun E6'da olması ya da bu filin burada D5'de olması veya B5'de olması oyunda çok şeyi değiştirir. Bunlar farklı farklı devam yollarına gider. Devam edelim. Şimdi amaç neydi burada? C3 sürüşündeki amaç, biraz sonraki hamle ilerleyen aşamada beyaz oyuncunun D4 sürerek merkez mücadelesine girmesiydi. Ve atını çıktı ama şimdi D4 süremeyecek çünkü atıyla merkez piyonuna bastı. Bakın, bu hem bir gelişim hamlesi, bu atın bu hamlesi hem bir gelişim hamlesi, hem de beyazın D4 piyon sürüşünün önünü kesmesi. Sen D4 sürüp benim merkezimi parçalamak, merkezin sen kendine iki piyon edinmek istiyorsan, ben de karşılık olarak atımı çıkar, bu piyonu isterim. Sen de zorunlu olarak bu piyonu korumak zorunda kalırsın. O zaman da bu D2 piyonunu D4'e getiremezsin. Mutlaka rakibin yaptığı her hamleye karşı kesinlikle karşı bir hamle, karşı bir savunma düşünmek zorundasınız. Devam ediyoruz şimdi merkez piyonuna, yani E4 piyonuna olan atın saldırısını böylece bertaraf ettikten sonra siyah oyuncu A6 sürüşünü yapar. Beyaz fili geri çekti, acaba neden? Bakın, dikkat edin şimdi burada. Beyaz oyuncu acaba filini neden geriye çekti? Açılışta temel prensipler konusunda arkadaşlar ne demiştik? Açılışta aynı taşta birden fazla oynamayın. Tempo kaybedersiniz demiştik. Ama bu zorunlu bir durum varsa oynayacaksın. Burada da beyaz için zorunlu bir durum oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar eğer bu fil burada kalmış olsa idi C4 karesinde. Siyah oyuncunun nasıl bir saldırısı vardı burada? Bakın. B5 de file saldıracaktı, fili sıkıştıracaktı. Fil tekrar C3'e geldiği zaman, B3'e geldiği zaman fil bu sefer yapabileceği
hamle ne olabilir işaretleyelim. Bunları gözünüzde canlandırmanız gerekiyor. O zaman da atını gelerek saldıracaktı. Yani bunları hepsini bir zincirin halkaları gibi düşünerek hareket ederseniz o zaman en doğru hamleyi bulabilirsiniz. Devam edelim. Ve tabii şimdi siyah oyuncu da burada filini geriye çekmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü burada D4 sürüşü var. D4 sürüşü sonucu fil istekte kalacak. Piyonla alsa, piyonla aldığı zaman, bakın piyonla aldığında beyaz piyonla alacak. Dolayısıyla merkezde beyazın iki piyon olacak. Merkezde güçlü olacak beyaz. Onun için ben filimi kaçayım. Filimi kaçtıktan sonra artık hiç değilse filimi vermek zorunda kalmam ya da merkezi parçalamak zorunda kalmam düşüncesi. Evet, bir başka varyantımız yine İtalyan açılışında sessiz İtalyan dediğimiz, ki bunun bir farklı varyantını gördük ama arada çok az bir fark var. Çok dikkatli izleyiciler onun farkına varabilir. E4, E5, at F3, at C6, fil C4'ten sonra at F6. Bakın işte siyah oyuncunun burada beklenmedik hamlesi, filini E7'den geliştiriyor olması. Filini E7'den geliştirdikten sonra ki neden öyle bir şey yaptı, bunu da yine düşünecek olursanız bunu görebilirsiniz rahatlıkla. Çünkü at G5 gelecek. At G5 geldikten sonra F7'ye bir baskı ve daha önce görmüştük, kale kazanacaktı. Şimdi rokunu atar siyah, roku attıktan sonra da artık F7'yi almasının beyazın bir önemi, bir anlamı kalmaz. Gördüğünüz gibi karşılıklı roklar atıldı. Artık bundan sonra açılış aşaması bitmiştir arkadaşlar. Ve açılıştan her iki tarafta başarılı bir şekilde çıkmış. Ama burada siyahın bir dezavantajlı durumu var ki bu filinin önü kapalı. Beyaz, beyazın fili etkili. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. Filler uzun çaprazlarda çok etkilidir. Vezir gibi. Atlar ise rakip yarı alana girdiğinde son derece etkili olurlar. Atlar rakip yarı alanda çok etkili olurlar. Bu neye benziyor? Çok iyi bir usta bir golcünün rakip ceza alanının içinde topla buluşması gibi. Usta bir golcü. İşte atlar da aslında o şekilde değerlendirilebilir. Rakip alana, rakip yarı alana girdiğinde atlar son derece etkili olur. İleri karakol dediğimiz bir konu var. İleri karakol konusu arkadaşlar, daha sonra detaylı bu açılışları falan öğrendikten sonra detaya girdiğimizde onu da görürüz. İleri karakol, yani satranç sonuçta bir savaş oyunu olarak ortaya çıktığı için dikkat edin tanımlara. İşte stratejik noktalar, ileri karakol, batarya, hisar kurma gibi ya da köprü, askerliğini yapmış olanlar bilir. İşte hemen bir köprü kurmak, bir yerden bir yere birliği geçirirken, işte satrançta da bir taşımızı başka bir noktaya geçirebilmek için ya da mat edebilmek için arada bir köprü kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar bu terimleri daha sonra detaylı bir şekilde tekrar değineceğiz ama bilgimizi iyice artırdıktan sonra. Şimdi İtalyan açılışında arkadaşlar bir oyunu sonuna kadar inceleyelim. E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5. Tam bir tipik İtalyan açılışı. Beyaz oyuncu, evet, hamleleri biliyoruz artık, bu hamleleri. Bakın. Ve merkezde piyonlar değişildi. Şimdi artık bu normal oynanmakta olan bir oyun. Karşılıklı siyah ve beyaz iki oyuncu olarak maç yaptığınızı düşünün. Ve şimdi burada
beyaz oyuncu atıyla şahın önünü perdeledi. Siyah oyuncu merkeze, merkez piyonunu aldı. Neye güvenerek aldı? Neye dayanarak aldı? Çünkü merkez piyonu siyah oyuncunun filiyle bu atı açmaza alması sonucunda korumasız kaldı. Neden bu açmazı yaptı? İşte bu atı oyundan düşürmek için. Ve rahat bir şekilde, gün rahatlığıyla gelip bu merkezdeki beyazın gurur duyduğu piyonunu ortadan kaldırdı. Siyah atla alamaz. Alırsa bu bir kural dışı olur. Tekrar edelim, iki kural dışı hükmen maçı kaybetmemize neden oluyordu. İşte siyahın buradaki bu fil B4 hamlesi oldukça güzel bir hamle. Rok ve artık burada siyah oyuncu at C3 ile saldırıya geçti. Arkadaşlar şu an siyah iyi durumda. İki piyon öne geçti. Bakalım. Ama böyle hemen oyunun başlarında, oyunun ortasında aslında bir piyon, iki piyon öne geçmek oyunu mutlaka kazanacaksın anlamına gelmiyor. Hatta kale bile öne geçebilirsin. Satrançtaki üstünlükleri de bir değinecek olursak burada. Satrançta bir gelişim üstünlüğü vardır. Alan üstünlüğü vardır. Konum üstünlüğü vardır. Bir de materyal üstünlüğü vardır. Şimdi siz materyal, yani taş olarak üstün olabilirsiniz ama konumunuz iyi değilse, gelişiminiz iyi değilse o da pek bir derde derman olmaz. Pek bir çare olmaz bir şeye. Çünkü sizin gelişiminiz iyi değil, stratejik noktaları ele geçirmemişsiniz, alanda bir üstünlüğünüz yok, rakip bir kale almışın rakibinin, o çok fazla tabii oyunun durumuna bağlı etkili olmaz. İleride gambit derslerini göreceğiz. Gambit özellikle fedalar ve gambitlerde, fedalarda vezir fedası, kale fedası gibi, taş fedası, bunları gördüğümüzde acaba ben çok iyi bir sonuç alabiliyorsam, üstün konuma geçebileceksem veya oyunu mat edebileceksem neden kaleyi vermeyeyim? Kaleyi de veririm, veziri de veririm, oyunun sonunda mat edebiliyorsam. Feda konularında değineceğiz. Vezir fil işbirliğiyle F7'ye yine bir baskı var. Bu bilinçli olarak yapılan bir hareket arkadaşlar. İşte az önce söylediğim bir feda. Kale fedası. Beyaz kalesini feda etti. Ama bunun karşılığında ne elde etti? Siyahın rokunu bozdu. Siyah artık rok atamaz. Şahı ortada kaldı. Bundan sonra siyah bir kale, bir piyon önde olmasına rağmen bu oyunu biraz zor kazanır. Devam edelim ve sonucunu görelim. Şimdi filler o kadar güzel ki, siyahın filleri, beyazın filleri, her iki filde, her iki çaprazı da çok mükemmel bir şekilde tuttu. Ve beyaz oyuncunun veziri F7'ye bakıyor, fili F7'ye bakıyor. Eğer burada, hatta atı F7'ye bakıyor, burada siyah oyuncu bu durumu fark etmez, bir önlem almazsa arkadaşlar hemen mat olacak. Acaba siyah nasıl bir önlem almalı? Fikri olan varsa. Evet, peki devam ediyoruz o zaman. Siyahın alabileceği önlem arkadaşlar vezirin yolunu kesmek. Şimdi vezirin yolunu kestiğinde, ama burada eğer vezirin yolunu kestiği D5 piyonu sağlam bir şekilde korunmasaydı bu yolu kesemezdi. At koruyor, vezir koruyor. Şimdi vezirle alsa atla alacak. O zaman şimdi beyaz oyuncu ısrarla matı takip etmeye çalışıyor ve diyor ki ver matı. Vezir F3 geldi, şah ver matı diyor. Tabii
Şah ortada. Beyazın çok işine geliyor bu durum. Araya yine fili kapatıyor. Fili kapattıktan sonra bakın burada fille fili alırsa atla alıyor. Vezir yine atı alıyor. Burada saldıran ve savunan taş sayısı anlamında baktığımızda beyazın savunan, saldıran taşları yani file saldıran iki taşı var. Siyah oyuncu da filini sadece atla koruyabiliyor. Tabii bu durumda beyaz avantajlı, fili aldı. Şimdi atla alırsa kötü çünkü şah gelecek peşinden. Ve arkadaşlar yine diyor ki beyaz ya ver matı ver bana diyor. Burada mat istiyor. Vezirle. Siyah yine buna bir çözüm bulmak zorunda. Araya fili kapatır. Şimdi beyaz artık o fili arkadaşlar almak zorunda. Alırsa eğer piyonla alırsa ne oluyor bir söyler misiniz? Evet, çok doğru. Ben sizin cevap verdiğinizi düşünüyorum. Aldığı zaman yine bu noktadan şah çekiş ve bir sonrasında da mat geliyor. Alamayacaktır. Alamayacağı için şahını kaçıyor. Şah ortada kaldı. Şimdi kale istekte. Ben kaleyi istemiyorum, mat istiyorum diyor beyaz. Ve artık kaçınca kaleyi aldı. Devam edelim, biraz hızlanalım. Şimdi beyaz oyuncu bu üstünlüğünü iyi bir şekilde kullanarak burada mat edecektir. Ama nasıl? İşte şimdi geliyor artık. Yavaş yavaş bakın. Vezirle kaleyi alsa olmuyor. Dolayısıyla şey boşta kalıyor. Bakın. Vezirle kaleyi aldığı takdirde ne gidiyor? Vezir gidiyor. Siyahın veziri gidiyor. Onun için tabii alamayacak. Beyaz veziri kazanmış oldu. Böylece artık oyun sonuna gelindi. Oyunun beyaz oyuncu burada şah ve matla oyunu sonlandırdı. Güzel bir oyundu. Devam edelim. Bir başka yine İtalyan açılışı. Bugün dersimizin tamamı İtalyan açılışı. İtalyan açılışında çok değişik, farklı devam yolları var ama bu devam yollarıyla sizi biraz kafanızı fazla yormak istemiyorum. Mesela burada Möller atak var. Ana devam yolu vesaire. O tür detaylara girmek istemiyorum. Ve burada yine İtalyan açılışının tipik hücumlarını bir örnek veren kısa bir örnekten sonra başka bir açılışa hemen geçelim. Yine E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5'ten sonra beyaz oyuncu şimdi siyah burada atını da çıkabilir ama vezirini çıkıyor. Biraz vezir erken çıkmak çok iyi değil. Çünkü şunu unutmayın, vezirle şah eğer aynı dikey veya aynı yatayda yan yana gelirse bu bir fırsattır. Onu değerlendirmeye bakmak lazım. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Beyazla ne oynarsınız? Evet, kaleye bir diyenler doğru. Kaleye bir olabilir. Neden? Çünkü şiş yapıyoruz. Veziri kaçamaz. Çünkü bu bir açmazdır. Vezir eğer buradan hareket ettirirse kural dışı olur, imkansız hamle olur. Ya kaleyi alacak ya da başka bir hamle yapacak. Kaleyi alırsa zaten beyaz da veziri alır ve çok üstün bir konuma geçerek oyunu kazanmış olur. Şimdi sonuçta puan olarak yani materyal anlamında düşündüğümüzde beyazın 9 puanlık vezir önde, siyah da bir kale, 2 piyon, 7 eder. Bu o kadar büyük fark mı? Evet, çok büyük fark. Yani orada 7, 8, 10 puan olmasının bir önemi yok. Artık çok net bir şekilde
vezir önde olan beyaz bu oyunu rahat bir şekilde kazanmıştır. Kazanır artık. Bitmiştir yani bu oyun. Şimdi İtalyan açılışında arkadaşlar bir başka boğmaca matı var ki biraz ilginç bir mat. E4, E5, at F3, at C6, fil C4'ten sonra bakın siyah oyuncunun burada bir tuzak hamlesi var. Şimdi burada eğer beyaz oyuncu siyahın boğmaca matı yapma planını hissedemezse, bunu anlayamazsa ve gidip nasıl olsa boşta piyon diye siyahın merkez piyonunu alırsa, şimdi burada arkadaşlar ilginç bir durum söz konusu ve mat isteyecek beyaz, siyah oyuncu. Tabii atını gitti çatal yaptı. At F7, veziri veya kaleyi ver bana diyor. Şimdi burada veziri veya kaleyi beyazın istemiş olması siyahın hiç umurunda değil. Siyah geliyor, bakıyor. Neden söylüyoruz? İyice bir bakın. Ne var ne yok. Evet burada bir çatal hamlesi yaptı ama atıyla. Acaba siyahın burada hedefi ne, amacı ne? Ve arkadaşlar boşta kalan G2 piyonu. G2 piyonunu aldıktan sonra beyaz oyuncu bakın siyahın atını alsa atla diyelim aldı. Şimdi siyah burada ne yapabilir? Siyah oynar bir hamlede mat eder. Bakın işte mat. O zaman tabii bu durumda beyaz oyuncu arkadaşlar atı kaleye alamayacaktır. Siyah kaleyi. Kalesini kurtarma yoluna gidecek. Peki şimdi ne yapabilir siyah oyuncu? Siyah oyuncunun burada bir şah çekiş fırsatı var mı? Neye bakacaktık? Şah çekiş, alış, tehdit. Şat kuralına. Aa, evet var. Beyaz oyuncu vezir alır E4 yaparak bir şah çeker. Şimdi bu şah çekişten sonra beyaz oyuncu bunu nasıl önleyebilir bu şah çekişi? Şah çekildiği zaman ne yapıyorduk? Şah çeken taşı almak, araya taş kapatmak veya güvenli bir yere kaçmak. Şimdi beyaz şahın burada kaçabilecek güvenli bir yeri yok. Beyaz oyuncu şah çeken veziri alamaz. Yapması gereken tek şey nedir? Araya fili kapatmak. Şimdi araya fili kapatmış olması burada bu oyunu kurtarmadı. Siyah oynar bir hamlede mat eder arkadaşlar. Bulanlar vardır mutlaka. Ve işte siyahın mükemmel, bu hatalı bir hamle. Siyahın buradaki mükemmel hamlesi arkadaşlar. At, F3, şah ve mat. Şimdi biraz önceki o durumda arkadaşlar eğer vezirle veya atla alırsa bu son derece acele edilmiş ve düşünülmeden karar verilmiş bir hamledir. Şimdi burada siyah oyuncu hemen şuna bakmalı. Beyazın fili açmaz da arkadaşlar bu fili beyaz oynayamaz hiçbir yere. Oynarsa vezir şah çeker, bu bir kural dışı olur. O zaman bundan yararlanarak açmaz temalı matlar dediğimiz matlar var. İşte siyah oyuncu atını F3'e gelerek şah çekiyor. Fil atı alamaz. Çünkü açmaz. Fili hareket ettirdiği anda kural dışı hamle olur. Herhangi bir yere de kaçamaz. Ve beyaz oyuncu mat olmuştur. Beyazın şahı kendi taşları arasında sıkışıp kalmıştır. Yani orada boğulmuştur. Bu matın adı boğmaca matı arkadaşlar. Evet, İtalyan açılışında daha birkaç farklı varyant var ama biz sadece önemli olan belirleyici hamlelere bir göz atmış olduk.
Şimdi karşınıza bu boğmaca matı tuzağı çıkabilir arkadaşlar. Çok basit bir şekilde nasıl önleyeceğinizi göstereyim. Burada siyah oyuncu eğer, bakın farklı bir hamle, eğer rakibiniz sıra dışı farklı bir hamle yaparsa, o zaman aklınıza ilk gelmesi gereken şey, acaba bunun altında bir tuzak var mı? Ne yapmak istiyor? Neden bu hamleyi yaptı? Şimdi burada siyah oyuncu biz normalde ne oynuyordu? Atını çıkıyordu, at F6 oynuyordu değil mi? İtalyan açılışında veya filini çıkıyordu. Fakat hiç onlara benzemeyen bir hamle yaptı. Burada hemen yapmanız gereken şey şu. Aa, bu piyon nasıl olsa boş da korumasız, gidip ben o piyonu alayım derseniz böyle boğmaca mat olursunuz. Yapmanız gereken şey, size kurulan tuzakta atla atı alırsınız ve eşit taş değişimi yapmış olursunuz. Beyazın merkezde bir piyonu var. Fili son derece aktif. Merkezdeki piyonu çok iyi. Ve siyahın da neyi var? Hiçbir şeyi yok. Bir izole piyonu, bir ayrık piyonu var. Ve artık bu ayrık piyon zaten bu düşecektir. Çünkü birbirlerini desteklemediği sürece, bir zincir oluşturmadıkları sürece izole piyonlar, ayrık piyonlar ve gevşek taşlar düşmeye mahkumdur. Gevşek taş tanımını da hemen bir tanım olarak söylemek istiyorum. Gevşek taş dediğimizde gevşek, yani korunmayan veya yeterince korunmayan taş anlamına gelir. Gevşek taşlar mutlaka düşmeye mahkumdur. Neye benzetebiliriz? Bir lambanın ampulüne benzetebiliriz. Eğer gevşemişse ya düşecektir ya da yanmayacaktır. Ya da gevşek bir vidaya benzetebiliriz. Vida gevşemiş gevşemiş bir süre sonra düşecektir. İşte satrançta da gevşek taş dediğimiz, yani korunmayan veya yeterince korunmayan taşlar düşmeye mahkumdur. Korunmaktan kasıt şu, piyonlar tarafından korunan taşlar normalde sağlam korunuyor anlamında algılanabilir. Çünkü vezirle koruyorsun, şahla koruyorsun. Rakip seni piyonla alıyor, sen vezirle koruyordun. Sen vezirle aldın, senin de vezirin gitti. Yani bu yeterli bir koruma sayılmaz her zaman. Ama gevşek taşın tanımında da korunmayan veya piyonlar tarafından yeterince korunmayan taşlar demekte fayda var. O şekilde düşünmenizde yarar var. Şimdi bu hafta İtalyan açılışı ile ilgili bu çalışmalarımızı bir giriş olarak yaptık. Önümüzdeki hafta kısmet olursa İtalyan açılışından sonra yapılacak geçişler var. Örneğin hemen bir giriş yapalım. E4, E5, at F3, at C6, fil C4 ve fil C5'ten sonra, şimdi bu İtalyan açılışıydı. Beyazın B4 sürüşü var ki İtalyan açılışından sonra geçiş yapılabilecek en önemli açılışlardan biri. İşte bu gambit diyoruz buna. Evans gambiti. Ve arkadaşlar alır. Aldıktan sonra tekrar piyonla beyaz piyonunu geliştirir. Siyah filiyle ikinci kez oynar. Tempo kaybeder. Ve Evans gambitinin adı da İtalyan deniz subayı Evans'tan gelmekte. Bu gambiti geliştiren, bu gambiti tanıtan ve bütün varyantlarını inceleyen deniz subayı Evans'tır. Ve biz de iyi ki bulmuş bu gambiti diyoruz. Tabii herkes mutlaka bir şeyler bulmak için bir şeylerin mücadelesini veriyor. Biz de onlara minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Hangi alanda olursa olsun. Ve ben de size buradan minnet ve şükran duygularımla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bir sonraki derste görüşmek umut ve dileğiyle, saygı ve sevgiler.